2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısı 18 milyon öğrencinin karnelerini almasıyla sona erdi. İlk dönemin bitmesiyle karnelerini alan 18 milyon öğrenci ara tatile girdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Kavaklı İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı. Bakan Özer, öğrencilere birinci dönem karnelerini dağıtarak 7 Şubat'ta sona erecek 2 haftalık tatilin ardından buluşacaklarını söyledi. Bakan Özer, öğrencilere yarı yıl tatilinde aileleriyle vakit geçirmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti. 2 haftalık yarı tatilde bol bol dinlenin. Öğretmenlerimizden bir istirhamımız olmuştu. Sizlere ödev vermeyeceklerdi ama bu hiçbir şey yapmayacağınız anlamına gelmiyor, değil mi? Sizden benim küçük bir istirhamım var. Sizlerin nezdinde tüm 18 milyon öğrencimizden bir istirhamım var. Bu 2 haftalık yarı yıl tatilinde tüm öğrencilerimiz en az bir tane kitap okusunlar. Olur mu? Bakan Özer ayrıca kamuoyuna yaptığı açıklamada şunları söyledi. 6 Eylül'de başlamış olduğumuz eğitim öğretim yılına bugün itibariyle 2 haftalık ara veriyoruz. Hakikaten 1,5 yıl aradan sonra kararlı bir şekilde hiçbir kesintiye uğramadan 81 ilde haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edebilmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte öğrencilerimizi kutluyoruz. Hakikaten öğrencilerimizin maske, mesafe ve hijyene riayet etmeleri bu 850 bin sınıfımızdan, dersliğimizden kapanan sınıfların 5 ay boyunca %1'in altında gerçekleşmesinde çok büyük katkısı oldu. Onun için biz bugün her ne kadar karneler dağıtılmış olsa da karnelerde zayıf notlar olan öğrencilerimiz olsa da biz bu dönem tüm öğrencilerimizi başarılı buluyoruz. Çanakkale'de ise karne töreni Çanakkale Valisi İlham Yaktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'ın katılımıyla Vali Fahrettin Akkutlu İlkokulu'nda düzenlendi. Çanakkale il genelinde 71.908 öğrenci karne heyecanı yaşadı.